Ermənistan kilsə siyasi müxalifət bir-birinə qarışıb. İki sosial təbəqənin nümayəndə və liderləri bir yerdə müxalifət formalaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Keçmiş prezidentlər Koçaryan və Sarkisyan kilsənin və keşiş Baqratın arxasına gizlənərək boz kardinal rolunu oynamağa çalışırlar. Beləliklə, Ermənistanda kilsə ilə hakimiyyət arasında savaş tam sürətlə davam edir və hətta hakimiyyətə siyasi elitası erməni kilsəsini sıxışdırmaq üçün vergi tətbiqi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirib. Ermənistan konstitusiyasına əsasən din dövlətdən ayrıdır. Həmin maddəyə əsasən Ermənistan Respublikasında vətəndaşların vicdan və dini etiqad azadlığı təmin edilir. Ermənistanda hakimiyyət bölgüsündə də din xadimlərinin yeri yoxdur. Elə bu məsələləri müzakirə edəcək və bizim birbaşa bağlantımız var. Türkiyəli ekspert Masar bağlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Masar bəy, çox sağ olun, efirimizə bağlanmışsınız. Təşəkkür edirik. İyi yayınlar diyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Masar bəy, regiondakı vəziyyəti müşahidə edirsiniz, görürsünüz, qonşu ölkələrdə, Gürcüstanda bir növ özünə məxsus aksiyalar davam edir və Ermənistan, qərb qonşularımız isə Tavuş bölgəsindəki delimitasiya, demarkasiya proseslərini gündəmə gətirərək, fürsətdən istifadə edərək revanşist meyillərini yenə başladıblar. Koçaryan Sarkisyan cütlüyü Baqratı dəstəkləyir. Bu dəstək adlandıra bilərikmi bunu? Bu da öz növbəsində sualdır. Elə bu suallara da sizinlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Din dövlətdən ayrıdır. Bəs niyə din siyasi proseslərə müdaxilə edir? Səbəb nədir? Çünki buradakı var olan dini anlayış bizim günümüz dünyasına entegre olabilmiş və dünyadakı değişimlərə ayaq uydurabilmiş bir din deyildir maalesef. Daha ziyadə geleneksel tutuculuq dönemlerinden kalma və aynı zamanda da oradakı her ne kadar devletle din birbirinden ayrıysa da büyük oranda Ermənistan devleti daha çok din üzerinden kendi ideolojisini egemen kılmak isteyen bir yapıya sahiptir. Nitekim komşularıyla yaşadığı sorunların da arka planında bu dinle olan ilişkiler var aslında. Yani siyasi ya da diplomatik sorunlardan ziyade bu konuyu dini alana taşımak suretiyle siyasallaştırmak istiyor. Ve büyük problemler giderek derinleşiyor Ermenistan'da. Bundan uzaklaştığı anda ya da bu konuyu bir netleştirdiği anayasal bir teminat altına aldığı zaman büyük ihtimalle diplomatik ve siyasi sorunları daha çok kolay çözecektir. Bunun belki de mücadelesi veriliyor Ermenistan'da diyebiliriz. Yani bugünün dünyasındaki din devlet işlerini birbirinden ayıran ve din vicdan özgürlüğünü olabildiğince serbest bırakan modern devletler gibi bir mücadelenin başlangıcı olarak bakılabilir. Biraz dünyadan geç kalınmış bir zamanlaması söz konusu Ermenistan'ın. Zira dünya bununla ilgili çatışmaları ya da fikir ayrılıklarını diyelim, yani din-devlet ayrışmasını bildiğiniz gibi Leyla Hanım neredeyse 100 yıldan önce başladı. Ve hemen hemen pek çok ülke bu konudaki kavgayı bitirip bir barış konsensusuna vardı. Ama Ermenistan dünyanın gerisinde kaldı. Dünyanın gerisinde kalmasının sebebi de bildiğiniz gibi hem Türkiye ile hem Azerbaycan'la arasındaki var olan diplomatik sorunlar dolayısıyla hem ticari ilişkileri hem diplomatik ilişkileri hem de düşünsel anlamda yani felsefi anlamda da kapalı bir alan olmasından kaynaklanıyor. Yavaş yavaş dünyaya açılınca ve komşularına da açılmaya başlayınca bu sorunlar daha çok görülmeye başlayacaktır. Masar Bey, Köşəryan və Sarkisyan cütlüyü, Baqratı, kilsə rəhbərini dəstəkləyəcəklərini açıqladılar. Bunu açıq şəkildə dəstək adlandıra bilərikmi, yoxsa yenə bu cütlük öz maraqlarına xidmət edir? Yani büyük oranda bu yani kilisenin şimdi bir defa Ermenistan'daki kamu otoritesi yani devlet yapısı bir siyasal proje kapsamında var olan
ve aynı zamanda da bir ulus devlet olma fikri etrafında şekillenen ve evrensel standartlarda hukuk normlarına bağlı olmayı arzu eden bir yapı değildi. Şimdi bu doğal olarak başka parametreleri de dikkate almayı gerektiriyor ki bu kilise burada çok belirleyici bir konumdadır. Zira kilisenin gücü sadece Ermenistan'daki bulunan halkla sınırlı değil, aynı zamanda kilise daha fazla diasporada dahil olmak üzere pek çok hani dünyanın benzer inancına sahip olan kavimleri de içine aldığından dolayı kilisenin gücünü yanına alan daha fazla bir adım öne çıkmış oluyor. Ve bu ilerleyen süreçte onların kurmuş olduğu gücü zehirleyecek ya da onları rotadan çıkaracak bir mekanizmadır. Fakat her ikisi de bunun üzerinden diğerine rekabet kurmak istiyorlar. Rekabet üstünlük alanını siyasi projelerden değil, dini inançtan ve kilise üzerinden kurmak istiyorlar her ikisinin de benim anladığım kadarıyla. Bu da maalesef o bahsettiğimin Ermenistan'la ilgili temel sorunların bertaraf edilmesini değil, daha da derinleşmesine neden olacaktır. Kilsə rəhbərindən biz danışırıq və kilsənin apardığı siyasi proseslərdən ki, buna heç bir formada nə haqqı var, nə hüququ var. Çünki biz din deyəndə sülh ağlımıza gəlir. Din əslində sülhün daşıyıcısı olmalıdır. Regiona Azərbaycan sülh gətirdiyi halda, tavuşdan delimitasiya, demarkasiya prosesi başladığı halda və həmin ərazilərdə sərhəd dirəklərinin bastırıldığı bir vaxtda niyə kilsə proseslərə müdaxilə etməyə çalışır? Bunu qərbdən belə deyək, gələn bir qüvvə də adlandıra bilərikmi, yoxsa elə daxili məsələdir? Hiç şüpheniz olmasın. Zaten bunlar teolojik bir akrabalık üzerinden bir ittifak kuruyorlar. Yani temel insan hakları, siyasi ortaklık ya da ticari bir ortaklıktan önce Ermenistan'la Batı ülkeleri arasındaki ittifak teolojik bir, yani dini bir ittifaktır ve bu orada da bahsettiğiniz gibi kilisenin daha ziyade belirleyici bir prosedür sahibi olması ciddi anlamda hem din vicdan özgürlüğü açısından hem de toplumsal rehabilitasyon ve sulh açısından ciddi bir sorun. Nitekim bu kadar fazla din referanslı olan bütün devletlerde ve toplumlarda ciddi iç çatışmalar ve siyasal krizler var. Örnek verilebilir. Mesela İran'da böyledir, İsrail'de böyledir, Ermenistan böyledir. Bu din merkezli günümüzde yapıların şöyle, yani dini dışlayalım anlamında demiyorum. Daha ziyade efendim şöyle bakmak lazım. İnsanların bugün toplumların, devletlerin içerisinde bulunan kişiler çeşitli inançlara, çeşitli kendi inancında bile olsa, yani diyelim ki mesela Ermenistan'da Ermeni bile olsa, her bir Ermeninin kendine ait bir Ermeni ya da bir Ortodoks kilise yorumu vardır. Dolayısıyla her bir kişinin yorumunu tek bir çatı altında zorunlu olarak toplamak çok büyük bir probleme neden oluyor. Bu da oranın en büyük sorunlarından birisi. Ortodoks bir anlayış egemen olmasından kaynaklanan bir sorun var orada. Bu da giderek çok ciddi iç çatışmaları ya da iç nizaları beraberinde getirecek. Biz kilsə rəhbəri Baqrat Qafsanyandan danışırıq və proseslərin önündə gedir. Hətta müəyyən səlahiyyətlərini də təhvil verib artıq kilsə rəhbəri kimi. Bir neçə müddətdir ki, Nikol Paşinyana rəqib axtarırdı Ermənistanda və əksinə deyirdilər ki, Nikol Paşinyanın rəqibi yoxdur. Hətta belə bir ifadələrdə səslənilirdi. Hətta müharibəni uduzmuş bir lider yenidən seçildi. Respondentlərin əksəriyyəti onu dəstəkləyirdi. Və indi ortaya keşiş atılıb. Baqrat Qafsanyan həqiqətən mi Nikol Paşinyana rəqib olacaq gücdədir? Şimdi bu yani kilisenin belirleyici olduğu ve devletin kamu otoritesinin meşruiyetini kiliseden, kilisenin ortaya koyduğu temel ilkelerden ya da inançlardan aldığı durumlarda sahiden de ciddi bazı handikaplar var. Yani bu orada da görülmeye başlanıyor ve gördüğümüz kadarıyla siyasal olarak ya da ekonomik olarak ya da politik olarak ve diplomatik olarak ülkedeki
kamu gücünü yani devletin işleyişini tahkim edemediği için, herkesin gönlüne bir biçimde dokunamadığı için ancak din üzerinden bu meşruiyeti kurmak istiyorlar. Yani bu Ermenistan'da çok yaygın olarak eskiden beri var olan bir durum. Bütün aslında politik duruşlarını ve ideolojilerini, çerçevesini belirleyen ve meşruiyetini kazandıran kilisenin gücüdür. Yani büyük oranda ve bu kilisenin gücü dolayısıyla da kim daha çok yakınında hissederse ya da kim daha çok kendini onunla özdeşleştirmiş olursa o daha çok öne çıkmış oluyor haliyle. Ya böyle bir handikap var. Bazı başka ülkelerde de zaman zaman bu tür handikaplarla karşılaşıyor. Fakat burada görülmesi gereken esas konu devletin üzerine oturduğu temel ilkelerin adalet olması ve demokrasi olması halinde aslında kilise de güçlenmiş olur. Yani din de güçlenmiş olur. Fakat burada tam tersine önce dini güçlendirmek sonra adaleti veya demokrasiyi güçlendirmek istiyorlar. Yani işe tersten devam ediyor ve kilise de buna öncülük ediyor aslında Ermenistan'da. Masar Bey, bir de sualı bu istiqamətdə ünvanlamaq istəyirəm. Tavuş ərazisində artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır və belə deyək, özləri belə rəhbərlik, siyasi rəhbərlik belə əraziləri bağlayıb və delimitasiya, demarkasiya prosesinə həmin o sakinlərinin ki, orada qeyri-qanuni məskunlaşmışdılar, onların müdaxilə etməsinin qarşısını alır. Çünki xatırlayırsınızsa, sərhəd dirəkləri bastırılan ərəfədə həmin ermənilər gedib oradan o dirəkləri çıxardırdılar və etirazlarını bildirirdilər. İndi proseslər fonunda həm Tavuşda, həm İrəvanda baş verən o etirazlar fonunda nəticə nə olacaq? Yəni nəticə əldə edə biləcəklərmi? Qısa da olsa cavab istəyirəm sizdən. Buyurun. Bundan sonra Ermənistanın bu tür hani deyim yerindeyse bazı şark kurnazlıklarıyla ya da bazı başka türlü ayak oyunlarıyla deyim yerindeyse Azerbaycan'ın elde etmiş olduğu kazanımlarına gölge düşürebileceğini zannetmiyorum. Zira Azerbaycan hem uluslararası diplomaside hem Türkiye ile olan ittifakında hem de kendi iç imkanlarıyla çok önemli bir güç elde etti. Biliyorsunuz askeri başarılar aynı zamanda siyasi ve ekonomik başarılarla taçlandırıldığı zaman netice alır. Bunların bu anlamda Ermenistan'ın ne siyasi ne ekonomik bir gücü yok ki bu bahsettiğiniz anlamda herhangi bir biçimde bu elde edilmiş olan kazanımlara gölge düşürmesi ben çok mümkün görmüyorum. Tabii daha dikkatli olmak lazım. Yani hem Azerbaycan açısından hem de ona destek veren Türkiye ve diğer müttefik ülkeler açısından bu kazanımları bir biçimde devam ettirmek lazım. Ve aynı zamanda da son bir şey daha arz edeyim. Bu barış müzakerelerinde ortaya konulan mutabakatların behemahal uygulanması gerekiyor. Zengezur koridoru da dahil. Masar Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Suallarımızı cevaplandırdınız. Teşekkürler. İyi yayınlar efendim. Dedim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda Türkiyədən siyasi ekspert Masar bağlıdır və biz onunla birlikdə Ermənistanda baş verən son hadisələri və bu hadisələrin nəticəsində nə əldə edə biləcəklər və yaxud da elə əldə edə biləcəklərmi? Bax, bunları müzakirə etdik. İndi isə vaxt iqtisadiyyat xəbərlərindir.